Herkese iyi akşamlar. Son sete hoş geldiniz. Bugün stüdyomda eski takım arkadaşım, eski milli voleybolcu Çiğdem Can Rasna var ama biz ona kısaca Çiço diyoruz. Evet, hala. Aynen öyle. Çiğdem abla hiç uzağını dedirtmedi. Her zaman Çiço'ydu. Çiço'cum hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen uzun zaman, 50. yıl gecesinden beri bir kere maçta karşılaştık değil mi ondan önce? Evet. Yani genelde maçta karşılaşıyoruz. Başka bir organizasyon arada olmamıştı. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Hayat güzel gidiyor. Yoğun her zamanki gibi. Yani sen beni biliyorsun zaten yerimde duramayan biri olduğum için hiçbir iş olmasa da ben kendime iş çıkartıyorum. Güzel gidiyor. İşte iş, ev, oğlum, çocuk. Kendime vakit ayırabiliyorum, spor yapıyorum. Güzel yani. Peki bol bol sohbet edeceğiz zaten sporcu menajerliğinden de bahsedeceğiz. Yeni görevinden de bahsedeceğiz ama istiyorsanız önce Vestel'in Sultanlar Ligi ile başlayalım. Haftanın ilk maçı ki haftanın derbisi Eczacıbaşı Vitra Galatasaray maçı geliyor. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında ilk 4 sıralamasını ilgilendiren Eczacıbaşı Vitra Galatasaray derbisi oynandı. Derbinin ilk setine ev sahibi ekip Eczacıbaşı'nın hataları damga vurdu. Set genelinde toplam 9 hata yapan turuncu beyazlılar karşısında Galatasaray sadece 2 hatayla oynadı. Sarı kırmızılılar set genelinde servis temposunu hiç düşürmedi. Hücumda hem orta hem de köşelerden etkili olan Galatasaray seti 25-18 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Eczacıbaşı Vitra ikinci sette Hande ve Boşkoviç'in etkili oyunuyla toparlanmayı başardı. Rakibine oranla bu sette de daha fazla hata yapan ev sahibi ekip bu sefer servisleriyle ayakta kalmayı başardı. Seti 25-19 kazanan Eczacıbaşı Vitra setleri 1-1 de eşitlemiş oldu. Üçüncü sete Eczacıbaşı Vitra Büşra'nın 5 sayılık servis serisiyle başladı. Set genelinde Galatasaray'ı skorda yaklaştırmayan Eczacıbaşı Vitra bu sefer rakibini hataya zorlayarak seti 25-21 kazandı. Maçın son setinde servisler gene Eczacıbaşı Vitra'nın en önemli silahıydı. Eczacıbaşı Vitra'da hücumda Boşkoviç ve Hande diğer setlerde olduğu gibi en etkili isimlerdi. Ev sahibi ekip Rachel ve Büşra'nın servis serileriyle farkı açmayı başarırken seti 25-16 maçı da 3-1 kazanmayı başardı. Evet, Vestel'in Sultanlar Ligi dedik ve haftanın derbisiyle başladık. Genel olarak lige baktığında, hani senin oynadığın dönemden ya da takım menajerliği yaptığın dönemi ele alırsan, seviyeyi nasıl buluyorsun oynanan voleybolun seviyesini? Yani voleybolun seviyesi aslında maçına göre biraz değişiyor. Bazen mesela Çanakkale-Fenerbahçe maçı, en son 3-2'lik oynanan maç, bence keyifli bir maçtı. Ama ligin geneline baktığımızda, özellikle 5-8 aralığındaki, 9 aralığındaki maçlarda daha çok çekişme. Belki de ilk 4 takımda beklediğimiz hani üst düzey kaliteyi her maçta göremiyoruz. Özellikle bu derbi denilen maçlarda çok daha iyi voleybol oynamasını bekliyoruz ama bunu zaman zaman görebiliyoruz diyeyim. Tabii sezon başında takımlar tam kendilerini bulamamış oluyorlar. Sezon sona doğru işte bu finallere doğru artık maksimum seviyede, top seviyede oynuyor olmaları lazım. Bunun dışında tabii Türkiye Ligi, Avrupa Ligi işte farklı kadrolarla oynanmasının etkileri var. Antrenörlerin birçok oyuncuyu kullanma ve işte sakatlıklı kadro değişikliklerinde tabii etkisi var ama şu ana kadar seviye olarak çok çok üst düzey bir voleybol oynandığını düşünmüyorum. Yani dediğim gibi bazı maçlar dışında. Evet, ayrı tutarsak diyorsun. Son haftanın ikinci maçına dönelim. Bakalım Fenerbahçe-Halkbank karşılaşmasında bu hafta neler olmuş? Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Halkbank'ı ağırladı. Maça Starçevic'in 3 ace'iyle başlayan konuk ekip set sonuna kadar skor üstünlüğünü elinde tuttu. Set sonunda Fenerbahçe 18-18'de eşitliği yakalasa da Halkbank farkı yeniden açarak seti 25-20 kazandı. İkinci sete de Halkbank hızlı başlasa da set sonunda Fenerbahçe rakibini yine yakalamayı başardı. Bu sefer üstünlüğü rakibine kaptırmayan Sarı Lacivertli ekip seti 25-22 kazandı. Üçüncü sette daha rahat bir oyun ortaya koyan Halkbank, ikinci teknik molaya 5 sayı farklı önde girdi ve bu farkı koruyarak seti 25-19 kazandı. Dördüncü setin başında farkı açan Fenerbahçe, ikinci teknik molaya 16-8 önde girdi ve seti de 25-9 kazandı. Final setinde de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, seti 15-13, maçı da 3-2 kazanarak 2 puanı hanesine yazdırdı ve ligde ikinci sıradaki yerini korudu.
Fenerbahçe geçtiğimiz haftada 3-2 oynadı. Deplasman'da evet. oynamıştı. Bu hafta da içerideki maçını 3-2 oynadı. Senin demin dedin ya hani final etaplarına geldikçe takımlar forma giriyor. Şimdi evet. bu sene şöyle enteresan bir durum var. Ki Fenerbahçe'de bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ekiplerimizden biri. Evet. Şampiyonlar Ligi Final Four'u Nisan'ın sonunda. 22'siydi sanırım. 22, tam yanlış söylemeyeyim. Nisan ayı içinde playofflar oynanacak. Hı-hı. Şimdi takımlar hedef turnuva seçer genelde evet. hazırlanmak için. Şimdi bu ortamda sence o performans, o seviye nasıl yakalanacak takımlarda? Yani dediğim gibi şimdi hem Avrupa hem Türkiye kadroları var. Çünkü altılı finale kalan 3 takımımızın da kadrosu çok geniş. Farklı oyuncuları farklı maçlarda evet. kullanarak, dinlendirerek, işte atıyorum sakatlandıklarında en azından o süre içinde oynatmadan devam ederek iyileşmelerini bekleyebiliyorlar. Ama Nisan ayı yoğun bir ay olacak. Özellikle Türkiye için 3 takımımızdan ikisinin finalde olacağını düşünerek, çünkü muhakkak öncesinde iki Türk takımı eşleşecek diye düşünüyorum. Keşke yani 3 takımla katılabilsek ama o yüzden Nisan ayı biraz yoğun geçecek. Ama buradaki tabii ki en önemli şey Avrupa'da ülkemizi temsil etmek adına dörtlü finaller. Bunun da maçların organizasyonu ve planlanması buna göre yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani dörtlü finale kalan takımlar gitmeden bir gün önce, iki gün önce burada lig maçı oynayacaktır. Herhalde bir dönemde yani bir seviyede ara verilecek diye düşünüyorum. Evet, öyle olacağını düşünüyorum. Yani en azından biraz sıkışık bir sıkışık olacak dönem. Ama bu tabii ki her ülke her sezon için geçerli. Yani sezon sonuna doğru işte Avrupa Kupası finalleri, Türkiye finalleri ya da kendi ülkelerinin finalleri hepsi çakışıyor. Yani orada iyi bir planlama yapılacağını düşünüyorum. En azından takımlarımızda belki bir hafta gibi, bir 10 gün gibi belki bir süre de tanınabilir, bilemiyorum. Bakalım, burada oynanan maçların da ilk tur 1-8 işte 2-7 bu oynanan maçların da hani uzama durumuna göre değişecektir. Çünkü kazanılmış maç üzerinden. İşte 3. maçlara sarkarsa tabii bu süre uzayacaktır. Onu o zaman nasıl yapacaklar tabii bilemiyorum. Evet, bir de Mayıs'ta Dünya Kulüpler var biliyorsun. Evet. Bir de o var. Bir de o var. Sonra bir de milli takım var evet. şeklinde. Peki şimdi haftanın 3. maçına geçelim. Haftanın 3. maçında Çanakkale Belediyesi sahadaydı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 5.lik 6.lik sıralamasında büyük önem taşıyan maçı Çanakkale Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında oynandı. Maçın ilk setinde Bursa Büyükşehir Belediyesi servis ve hücum çeşitliliğiyle bir adım öne geçen takım oldu. Etkili servislerle ilk teknik voleye 8-3, ikincisine de 16-11 önde giren konuk ekipti. Set genelinde daha az hata yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi seti 25-19 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Bursa'nın servis, blok ve orta hücum performansı ikinci sette de devam etti. Özge Kırdar'ın hızlı hücumlarda hep farklı isimleri kullanması Çanakkale Belediyesi'nin defans organizasyonunu bozdu. Çanakkale, Mia Yerkov'la ayakta kalmaya çalışsa da servis silahını iyi kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi seti 25-20 kazanarak 2-0 öne geçmeyi başardı. Son sette maç genelinde olduğu gibi vites küçültmeyen Bursa ilk teknik molaya 8-6, ikincisine de 16-10 önde girdi. Seti 25-15, maçı da 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesi böylece deplasmandan 3 puan çıkardı. Evet, belki de hiçbirimizin 3-0'lık net skorla biteceğini beklemediği. Beklemiyorduk, evet. Yani daha çekişmeli geçeceği düşünüyordum ben açıkçası ama Bursa Büyükşehir Belediyesi gerçekten hatasız bir oyun oynadı diyebiliriz. Orta oyuncuları soracağım sana. Senelerce ortada forma giydin. Evet. Yani orta oyunculara baktığımızda hep koşan, hep nefes nefes. Zavallı. Zavallı. Yani voleybolun hamalı da denen pozisyondur evet, evet, orta aynen. oyuncular. Yeni nesil orta oyuncuları nasıl buluyorsun? Geliyor mu alttan iyi yani, orta oyuncular? Evet, geliyor. Hakikaten mesela bir kere öncelikle bizler kısa boylu, ben kendi adıma kısa boylu bir orta oyuncuydum. Yani 1.84 benim boyum. O mevki için oldukça kısaydı. Ne yapmam gerekiyordu? Daha çabuk olmam gerekiyordu. Daha çok sıçramam gerekiyordu. Şimdi yeni jenerasyonlar daha uzun. O yüzden tabii bu bir avantaj. Saçını şöyle bir Tabii pardon. Yüzün gözüküyor. Güzel arkadaşım. Bu bir avantaj yeni jenerasyon. Mesela bana göre çok kısa sürede hızlı gelişme gösteren, kaydeden sporcular var. Oynadıkça da, oynama fırsatı buldukça da kendilerini hızla geliştirdiklerini görüyorum. Tabii bu sevindirici.
Yani süratli olanı var, yüksek olanı var, iyi hücum edeni var, çok iyi blok takip edeni var. Ama bizim ligimizde de senelerce gerçekten iyi orta yabancı oyuncular yer aldı. Tabii onlarla da antrenman yapma şansı buldular, karşılıklı oynama şansı buldular. Bence bu da bir artıydı onlar için. Mesela Vakıfbank'ta baktığımız zaman Rasic çok hakikaten etkin bir orta oyuncu. Hem hücumda hem blokta. Maya Polyak ligimizde oynadı senelerce. Hani bunlar gerçekten hani hem görsel olarak hem de beraber antrenman yaparak bir şeyler öğrenebilecekleri sporculardı. Bence bu onun için bir avantaj. Peki şey soracağım. Siz yani benim de oynadığım dönemde, sen de oynadığın dönemde sen o liberolu sistemle de sonra devam ettin. Evet. Siz manşet alan orta oyunculardınız. Yani senin hele defansın, manşetin, servis karşılaman süperdi. Evet. Ama biz öyle yetiştik. Yani biz başladığımız zaman. Şimdi yok bu. Sence bu hani nasıl etkiliyor? Yani şöyle etkiliyor derken bizler mesela o değişimi yaşadık. Çünkü liberosuz sistemde başladık voleybola. Uzunca yıllar öyle oynadık. Daha sonra libero sistemi geldiğinde o değişiklik adapte olması bazen zordu. Hatta ben mesela orta oyuncuydum ama libero ile değişmiyordum. Evet, sen kalıyordun. Evet, doğru. Evet, 4 numara değişiyordu. Ben kalıyordum. Çünkü biz diyorum ya uzun senelerce bu işi yaptık zaten. Servis karşıladık, defans hep sahadaydık. O yüzden de eski sporcularda bu özellik geliştirilmişti yaptığımız antrenman dolayısıyla. Şimdi belki şu anki çocuklarda da bu yetenek var, bu potansiyel var. Ama bunun antrenmanını yapmadıkları için doğal olarak ne kadar başarılı olabileceklerini bilemiyoruz. Mesela Eda vardır, Eda da manşet alan orta oyunculardan. O da mesela başarılıdır. Ama şöyle bir şey var. Hani bunun hiç çalışmasını yapmadıkları için servis attıktan sonra 5 numarada kaldıkları pozisyonlarda çok basit hatalar yapabiliyorlar. İşte plaseyi düşürmek ya da üzerine gelen basit topları da almamak gibi. Bu liberonun işi artık. Yani o görev dağılımı değiştiği için buna garip karşılıyorlar mı? Hayır, zaten öyle başladılar, öyle öğrendiler. Yani ilk voleybol başladıklarında da liberoyla değişerek başladılar. Ama bizim için bir sıkıntıydı o mesela, onu adapte olmak. Ben istemiyorum libero'yu. Hayır, biz unutuyorduk bir de mesela. Kenarda sürekli liberolar sıçrayıp kendini bize gösterirdi yani değişeceğiz diye. Biz hep unutuyorduk çünkü öyle bir alışkanlığımız yoktu. Ama şimdi artık uzunca senelerdir bu libero sistemi geldiğinden beri orta oyuncular zaten. Orta oyuncular da hazır bekliyor çizgide, evet. Hani libero gelsin de değişeyim evet, diye. Mesela ben değiştiğim dönemde çok kenarda oyundan kopuyordum, soğuyordum. Ya üç pozisyon. Çünkü öyle bir alışkanlığım i̇şte yoktu. Alışmadığın zaman ben çok evet. Zor bir şey ya. Zor bir şey ama diyorum ya başından beri eğer böyle oynarsan voleybolu zannetmiyorum hani yadırgadıklarını bu durumu. Herhalde zaten performansları belli. Hani Eda'ya bakıyorsun arkada çıkıyor ama üstüne evet. Top geldiği zaman da maçta alabiliyor yani. Öte yandan şöyle bir artısı da var Burcu. Şimdi biraz önce bir şey söyledik. Belki de en zor mevki hamallığı. Evet. Yani ön turda o kadar çok koşturuyorsun ki o kadar hani smaç vurmadığın halde bile her topa sıçrıyorsun. Her köşeye kendi oyuncuna üç yere birden bakıyorsun. Zaten öndeki üç pozisyon çok yorucu oluyor. Belki de hani kendilerini toparlayıp tekrar dinç bir şekilde ön tura geçebilmeleri için de bir avantaj denebilir belki. Evet, belki de bu sebepten dolayı da orta oyuncular evet. Çıkıyordu olabilir. Şimdi biz her hafta haftanın panoraması yapıyoruz. Senle de şimdi grafiklerimiz gelecek ekrana. Üzerinden de konuşalım. İstatistiklere dayanarak takımlar, antrenörler ve oyuncular seçiyoruz. Ki bu hafta haftanın takımını Bursa Büyükşehir Belediyesi seçtik. Bizi hem Avrupa'da iyi temsil eden temsilcilerimizden biri hem de yükselişine ligde de devam ediyor. Evet. Tabii takım Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu mu? Antrenör de Bursa Büyükşehir Belediyesi antrenörü Jean de Brandt seçildi ki sen de daha önce çalıştık. Evet doğru, Fenerbahçe'deyken. O da çok iyi bir taktikle çıktı Çanakkale Belediyesi maçına. Çok zor bir haftaydı onlar için. 3 deplasman, 3 zorlu maç. İyi geçtiler evet bu haftayı. Bakalım sırada hangi grafiğimiz var, haftanın panoramasına devam edeceğiz. En iyi blok yapan ki demin Çiço'nun da belirttiği gibi Milan Arasic gibi bir orta oyuncu olunca tabii Vakıfbank'ın orta oyuncuları da istatistiklerini yükseltmeye devam ediyor ki bu haftanın en iyi blok yapanı 5 blokla Özgenur Yurda Gülen oldu İdman Ocağı deplasmanında. Haftanın en iyi servis atanı Sarıyer Belediyesi'nden Eva Yaneva oldu. 12 servis attı ve 5 servis sayısı var Eva'nın. Haftanın en skoreri Beşiktaş formasıyla Dilara Bilge. Toplamda 27 sayı üretti. 24'ü hücumdan, 2'si bloktan, 1'i de servisten geldi.
Haftanın en iyi maçet alanı Eczacıbaşı Vitra Gülden Kuzubaşıoğlu. O da Türkiye'nin en iyi liberolarından biri ki 11 servis karşıladı, sadece bir hata yaptı ve pozitif maçeti %64 Gülden'in. Haftanın 7. oyuncusu ki bence Türk voleybolunun yetişen önemli gençlerinden biri, evet. Halkbank'tan Burcu Tutku Yüzgenç Fenerbahçe karşısında 5 hücum sayısı var Burcu'nun. Peki takım menajerliği yapıyordun ki bence hani takım oyuncusu olarak bakıldığında Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi isimlerden birisin. Yani inanılmaz motive eder Cicu, onu söyleyeyim. Sonrasında oyuncu menajerliğine geçtin. Neden böyle bir geçiş? Aslında o sürecimi sen yakından biliyorsun. Takım menajerliğini ben voleybolu bıraktıktan sonra bir 7-8 ay sonra yani doğum yaptıktan bir 7-8 ay sonra takıma geri dönmüştüm. İdari menajer olarak. Ondan sonraki senesinde de takım menajerliğine geçtim. Fakat bu çok yoğun bir tempo. Yani evi aksatmadan, aileyi aksatmadan o işi tamamıyla kendi vererek yapmak çok zor. Çünkü dediğim gibi hani bu takımlar Avrupa Kupası oynayan, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası her kulvarda iddialı olan takımların yaptıkları antrenman, maç, kamp temposu da çok yoğun. Açıkçası ben bunu 3-3,5 sene kadar yürütebildim. Fakat devam ettiremedim çünkü oğlum büyüdükçe onunla hiç vakit geçiremedim ve bana çok ihtiyaç olduğu dönemlerde pek yanında olamadım. O yüzden de böyle bir karar almam gerekti. Çünkü ben evet çalışmayı çok seviyorum. Hakikaten ben 7 yaşında spora başladım. Benim spor, voleybol hayatım oldu her zaman. O yüzden de hani bir şekilde içinde olmalıydım. Ama bu tempoda da yani bu kadar ailemi ve çocuğumu aksatarak devam edemeyeceğimi düşündüm ve gördüm daha doğrusu. O yüzden de sezon bitiminde böyle bir karar aldım. Tabii Faruk mu dedi? Yok hayır. Faruk'un öyle bir şey hani işimle ilgili kararları hani destek olur, anlayış gösterir. O da ya sporcu. Da o da sporcu, evet. Zaten o da artık hani sıkıntıların farkında çünkü evde hiç olamadığım için tabii birçok yük de aynı zamanda ona kalıyordu. Faruk değiştirdin mi? Alt merak ediyorum. tabii her şeyi yani yarı yarıya neredeyse paylaştık her şeyi. O yüzden benim için zor bir karardı. Çok radikal bir karardı. Çünkü hani 4 sene boyunca bir de o takım olgusunu hep yaşamıştım hayatımda. Hani ondan vazgeçmek çok uzun uzadıya düşündüm aslında. Ama tabii ki hani aile her zaman iş ne olursa olsun önde geliyor. Şu anda da hani gene çalışmıyorum. Evet çalışıyorum ama çok daha planlı. Yani seyahatim neredeyse yok. Oğlumla hani sabahları işte da okul çıkışında akşama kadar hani çok daha fazla vakit geçirebiliyorum. İlgilenebiliyorum. Kendimle ilgilenebiliyorum. Aynı zamanda sporun içindeyim. Kızları çok seviyorum. Çocuklarla, sporcularla çalışmayı çok seviyorum. Bunu gene yapabiliyorum, yürütebiliyorum. Özlediğim kısmı bir aidiyet duygusu yok. Yani şimdi iki maç yapıyor. İki takımda da sporcularım var. Hani hangisi kazansın? İyi oynayan kazansın. Ama hani benim sporcularım iyi oynasın. Şu anki şeyim daha fazla hani böyle nasıl bir anne baba ebeveyn çocuğu maçta hani iyi oynasın ister. Böyle bir psikoloji içine giriyorsun. O yüzden de hani bir takım olgusunu özlüyorum. Bir takım parçası olması, evet, olmayı. O gerçekten inanılmaz bir şey. O çünkü çok uzun seneler yaşadığımız bir duyguydu. Ama diyorum ya burada da farklı keyifler var. Şimdi sporcularla, genç sporcularımız var. Onlarla çalışmalar yapıyoruz ileriye yönelik. Bunlar geri dönüşler başladığı zaman, onların yükselişlerini gördüğün zaman açıkçası bu çok beni motive ediyor, doyuruyor yaptığım işle ilgili. Heyecanlandırıyor. Diyorum ya hani burada kazanma, kaybetme, maç anlamında artık kalmadı. Ama farklı tatlar var. Onu yetiştiriyorsun yaşıyorum. Gençleri. Evet. Kesinlikle ki senin gibi isimlere bence çok daha fazla ihtiyacı var voleybol. Şimdi sporcu menajerliğine döneceğiz. Hı-hı. Ama biz bir de her hafta hareketler seçiyoruz. İstersen senin de çok fazla yaptığın haftanın hareketlerinde blokla başlayalım. Evet. Nihan Gamze köşeye doğru bu sefer. Blok geliyor. Miray bloğu yaptı. Yulia bloğu yapmayı başarıyor. Yulia Grigoreva. Harika bir sevinç sonrasında ondan. Bloğu yapan Fatma Yıldırım.
Şimdi de Çiço'nun da böyle dip çizgiden attığı iyi servisler vardı. Vakti zamanında diyeyim. Hala giyse gene atar yani kesinlikle. Ve haftanın hareketlerinde de servis sayıları diyoruz. Tam çizgi üzerinde. Harika bir servis sayısı geldi. Joycinha. Adams. Doğru yere gönderiyor Rachel Adams. Anastarcevic. Anastarcevic'ten harika bir servis sayısı geldi. Şimdi de haftanın hareketlerinde hücumla devam ediyoruz. Hücumlar geliyor. Hücum şansı şimdi ortada hücum. Yulia Grigoreva'nın sayısı geldi. Özge'nin pası Ivana'ya, Ivana topu öldürdü. Ivana işte böyle öldürdü topu. Ferrer karşıladı. Aslı Kalaç'ın sayısı. İyi anlaştı Gamze ile Aslı. Ve şimdi de sırada kadın voleybolunun vazgeçilmezi haftanın rallisi geliyor. Özge pası verdi. Joycinha içeriye doğru bırakıyor. Hücum şansı şimdi Gözde. Gözde Joycinha müdahale etti o topa. Gözlemedim ya. Şimdi Joycinha. Arkalandı Mia topu çıkardı. Köşede hücum şansı bir kez daha. Yine Joycinha'ya bir pas Özge'den. Joycinha top sekiyor. Mia kurtardı mı topu? Ceren kestiren göze doğru. Ceren topu içeri atmayı başardı. Pas oluyor. İkinci pozisyon bu sefer Ivana topu öldürüyor. Evet, haftanın hareketlerinden sonra şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından hem özel röportajımız hem de Çiço'yla stüdyodaki sohbetimizle son set devam edecek. Evet Çiço'cum, çok bir süremiz kalmadı ama ben sana şeyi sormadan geçemeyeceğim. Şimdi sporcu menajerliği deyince ben de çok detaylı bilmiyorum aslında. Türkiye'de voleybolda sporcu menajerliğin nasıl bir seviyeye geldi? Ve hani sen sporcu menajeri olarak kızlara ne yapıyorsun? Şöyle ben hani bizler uzun sene spor yaptık. Açıkçası ben sporculuğumda yaşadığım bütün eksiklikleri, sıkıntıları, artıları, eksileri hep bir yere koydum ve dedim ki yani bunları şimdiki yeni sporcularımız yaşamasın. Nedir bunlar? Mesela psikoloji bence çok önemli sporda. Yani performansı arttırmak için, sürekliliği sağlamak için. Yani sporcuların en yüksek seviyede yaptıkları işi yapabilmeleri adına psikolojinin her zaman en üst seviyede. Yani sadece fiziksel değil, mental anlamda da güçlü olmaları gerekiyor. Bu anlamda şirket olarak çalıştığımız sporcu psikolog bir ekibimiz var. O sporcularımıza destek veren. Bu çok önemliydi. Onun dışında hukuksal danışmanlık yapıyoruz. Hukuksal gereksinimlerini karşılıyoruz. İşte beslenme, sağlık, özel PT'ler yani özel antrenörler. Bunlarla çalışma şansı tanıyoruz. Ben kendi adıma hani hem kariyer planlama hem de life coaching gibi ablalık, işte yol göstericilik ya da işte kendi kariyerlerinde nasıl ilerlemeleri gerektiğini ya da hangi adımları atmaları gerektiğini hem bu tecrübeyle hem yaşadığımız olaylardan yola çıkarak yol göstermeye çalışıyorum. Bunun dışında tabii ki sözleşmeler, görüşmeler, transfer görüşmeleri yani çok kapsamlı bir şey yapılan iş. Benim için mesela dedim ya hani bir sporcuya verilen emek çok fazla benim tarafımdan. O yüzden de her geri dönüş açıkçası benim için çok büyük bir ödül. Yani ya bu çok sadece büyük bir aslında keyif. Bir takım bulmak değil. Yani onun Hayır. için oyuncuyu da bir şekilde besliyor olmak Tabii lazım. Tabii ben mesela eğitimlerine kadar sporcuların destek veriyorum. Onlarla
özellikle okul konusunu çok önemsiyorum. Çünkü bizler çok yoğun tempoda yaptık. Hep okullarımızı istemez aksattık ama ben mesela onların aksatmasını istemiyorum. Çok önemli. Eğitim, kültür, genel kültür, kitap okumaları, kendilerini geliştirmeleri, dil öğrenmeleri. Bunlar konusunda da her zaman hem destek oluyorum hem de biraz baskıcı, uygulayıcı olabiliyorum. Anne modunda. Anne modunda, aynen öyle. O yüzden bana göre bir sporcu kalite anlamında sadece sahada oynadığı voleybolda değil, bulunduğu ortamda. Yani sporcu olarak, kalite olarak, insan olarak, sporcu karakteri olarak sahadaki o mücadeleci ruhu, takım ruhunu anlaması, egolarını kontrol edebilmesi, bunların hepsi bir bütün bana göre. Ve ben genç yaşta olanlara bunu anlatmaya, öğretmeye gayret çok ediyorum. Elinden geldiğince. Bunu anlatacak çok doğru bir insansın. Teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki böyle bu yolda ederim. Da devam ediyorsun. Teşekkür ederim. Biz Çiço'yla çok kamp odalarında beraber olduk. Evet. Çok eğlendik. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hep beklerim, hep gel. Her zaman. O küçük oğlunun da yanaklarından öpüyorum kesinlikle. Teşekkür ederim. Biz çok eğlenirdik otel odalarında, kamplarda. Bu sefer de bir değişiklik yaptık. Son sette Çanakkale Belediyesi'nin kampına gittik. Bu Buse ve Beyza ile çok güzel bir sohbet yaptık ve bir de sürprizimiz vardı tabii ki. Size bu özel röportajımızla veda ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Oraya bolsuz kalmayın. Hoşçakalın. Sürprizimiz var ve gidiyoruz. Huhu! Kimse var mı? Merhaba. Son sette bir ilk otel odasına geldim. Hoş geldiniz. Çok güzel olmuşsunuz ya vallahi maşallah. Geçelim içeri bakalım. Çanakkale Belediyesi'nin kampına gelmek nasip oldu bizlere. Aynen. Ne yapıyorsunuz? Bugün geldiniz. Aynen. Yoldan geldik bugün. Bayağı 6-7 saat yolculuktan sonra antrenman yaptık. Şimdi otel odasında dinleniyoruz. Formalar da hazır. Böyle hep hazır mı tutulur odada formalar? Genelde. İlk önceliğimiz zaten formalar. Onları hemen çıkarırız. Böyle hiç unutmuşluğunuz falan var mı forma? Tabii ki olmaz. Oluyor. Yani sadece forma değil her şey. Tight, dizlik. Ay, kötü bir şey. Aynen. Çok riskli bir durum yani. Peki böyle hani pembe var değil mi? Mor var. Bir de beyazınız var. Evet. Şurada beyaz, bu da bu seninki. En çok hangisini seviyor musunuz giymeyi? Ha böyle en uğurlu çok forma vardır ya. Var. Bizim takım beyaz. Bizim takım için beyaz. Benim normalde de siyah formam var. Benim için siyah uğurlu oluyor. Takım beyaz giydiğinde ben siyah giyiyorum genelde. Ama hepsini seviyoruz ya genel olarak. Tabii evet, bir uğurlu oluyor. Bir maçı çok iyi oynadıysak o maçta genelde bir formaya daha çok odaklanıyoruz. 3-4 hafta öyle gidiyor. Peki böyle çorap falan? Öyle bir takıntı var mı? Hani hep aynı çorabı giyerim, hep aynı taytı giyerim şeklinde? Yani benim çok fazla yok açıkçası. Benim giyerim başladı siyah çorap çok fazla giyiyorum. Yani siyah çorap giymeye başladım. Önceden hani hep beyaz çorap giyilirdi hani uzun. Bu yıl siyah çorap, siyah giydik. Simsiyah şeklinde. Aynen. Peki istiyorsan geçelim şöyle şu tarafa. Buyurun siz geçelim. Odamız büyük çünkü yani o yüzden bayağı bir muhabbet edecek yer var. Evet kızlar, girdik hemen formalarla başladık zaten. Yani aslında bence voleybol takip eden çoğu insan, sporu takip eden çoğu insan diye. Ya bu sporcular, voleybolcular otel odasında, kampta ne yapıyorlar diye çok merak ediyorlar diye düşündüm ben kendim. O yüzden dedi ki sizi ziyarete gelelim. Ne yaparsınız? Mesela yarın maç var. Bu akşam ne yapar Buse ile Beyza? Ya deplasmandan direkt ya şehre vardığımızda ilk önce idman yapıyoruz. İdmandan sonra yemeğimizi yiyoruz. Böyle bir duşlarımızı alıp direkt hani uyku moduna geçiyoruz. Hani genelde öyle oluyor. Yani tedavisi olan. Ve bir odada toplanma ediyor. Olur mu? Oluyor bazen. Evet. Oluyor. Yani atıyorum o anda takımda içi bir mevzu varsa zaten, bir olay varsa zaten bir takımın içinde toplanır bir odada. Hani o konu hakkında konuşulur, gürgür şamata yapılır. Yani bileyim biz mesela oda arkadaşım Ceren mesela, biz onunla müzik açarız, atıyorum müzik dinleriz, işte dans ederiz o an bir enerjik haldeysek. Hani öyle o şekilde bir farklılıklar da olabiliyor. Hani her zaman da gidip böyle işte çok yorgunuz diye genelde uyumuyorsun. Genelde otel odasında olduğun zaman yapacak bir şey olmadığı için sürekli bir kendine bir eğlence arıyorsun. Hani böyle bir şey olayım işte, enerjik olayım hani, yani maça da o hal yansısın falan moduna girdiğin için. Yani biz arkadaşlar yapıyoruz yani. Aynen. Özellikle maç günleri öyle evet. oluyor. Maç günleri herhalde evet. Müzik çalarak falan mı hazırlanıyorsunuz? Müziksiz
Kesinlikle. Olmuyor zaten. Bir de müziği açıyoruz. Yani bizim takımımız biraz canlı bir takım var. Enerjik bir takım var. Sen genç bir takımız. O yüzden böyle hani müziği açalım işte. Hoparlörümüz var. Peki favori şarkılar şimdi Çanakkale Belediyesi'nde? Vallahi böyle var mı böyle hani şu şarkıyı dinlemeden kesinlikle çıkmayız dediğiniz falan bir şarkı var mı? Yok yok. Yani biliyoruz böyle hit şarkılarından. Öyle. Aynen. Yabancı Türkçe. Yabancı genelde. Yabancı. Justin Bieber falan. Hayır değil. Genç değil de şimdi ne baktım oraya. Türkçe şarkılardan. Aleni Aleni. Bir ara onu sürekli söylüyorduk soyunma odasında. Ben o konuda biraz kıt bir insan olarak bakacağım ama internetten röportaj sonrasında. Biraz geleneksel bir şarkı. Şarkı söyleyen var mı? Var. Şarkı söylediğini zannediyor ama çok iyi değil arkadaşımız. Söylüyor mu? Valla. Yani takımda herkes öyle. Genelde ama voleybolcular soyunma odasında hep şarkı söylüyor zaten. Tabii söylüyor. Yani sesi güzel ya da hani çirkin fark etmez. Aynen. O bizimdir, o bizim şeklinde öyle herkes tabii, tabii. Böyle bağıra çağıra motive olmak için söylüyoruz yani genelde. Ne söylüyorsun mesela? Ya aklınıza ne gelirse. Ya ben İzmir'de başladım. Önce yüzmeye gidiyordum. Yani çok enerjik böyle hareketli bir çocuktum. Annem sürekli hani bir uğraş, hani bir sporla uğraşsın istedi. Yüzmeyle başladım. Orada antrenörlerim şans eseri. Bir gün havuzdan çıkardılar. Voleybol düşünür müsün, ister misin falan. Ya şans eseri oldu. Biraz boy o zaman da uzun muydu peki? Uzundu. Hep iri bir çocuktum. Yani 4,5 kilo doğdum zaten. Bebeklikten beri. Maşallahım vardı. İzmir'de Şıkkent'te başladım. Altyapıda küçük takım son yılında Vakıf Bank'a geldim. Orada devam ettim. Sonra Seramiksan, Sarıyer, İdman Hoca, bu yıl da Çanakkale Belediyesi. Buse, sen nasıl başladın? Ya da hep libero muydun? Bir de onu çok hatırlıyorum. Öncesinde smaçördüm tabii ki de. Tabii ki de çok smaçör olmak istedim. Ağlıyordum ben smaçör olacağım, ben smaçör olacağım falan. Zar zor beni böyle libero pozisyona çevirdiler. Benim voleybola başlamam şöyle oldu. Tam inanamam sporcu kendisi. Yani o yüzden beni zaten sporcu yapmayı düşünüyormuş kendi kafasından. Ben tabii bunu hiç bilmiyordum. Ama ben inanılmaz kilolu bir çocuktum. Yani felaket kiloluydum. Şaka. Aynen. Bunu herkes çok şaşırıyor ama yanaklarım böyleydi. Hadi canım. Evet. Ya 5. sınıfı bitirene kadar, voleybola başlayana kadar inanılmaz kiloluydum. Göbeğim vardı. Göbeğimde selülit falan vardı. O derece göbeğim falan var. Aynen. Ve çok tembeldim. Yani böyle atıyorum yürüyüşe falan gidiyorduk ailecek bir yerlere. Ben yürümeyeceğim diye ağladım. Çok tembeldim. Onunla babam da benim böyle bir karakter olduğumu görünce demiş ki ben bu kızı spora başlatayım hani en iyisi. Ben onun sayesinde o şekilde kilo veririm. Hem böyle biraz sportif bir vücut kazanırım falan diye öyle başladım. Basketbol mu dedi, voleybol mu dedi. Ben de voleybola gideyim. O ara popülerdi. O zaman kızlar sanırım 2003'te mi ne? Evet, bir, orada çok böyle popülerdi. Yeni sultanlarını demiştim. Evet, o zaman ben de o zaman başlayayım işte. Babam sayesinde öyle başlamış oldum voleybola. Yeşilyurt'ta başladım ben, Yeşil Spor Kulübü'nde. Ondan sonrasında Yıldız takımda Eczacıbaşı'na geçtim. Sonra işte Karşıyaka, sonra 3 sene Eczacı'da oynadım. 2 sene Bursa'da oynadım, bu sene Çanakkale'deyim. Orta oyuncusun. Orta oyuncuyum. Ya zor değil mi ya orta oyuncu? Çok hamal dediğimiz. Ben de aynen. Çünkü ben de bir dönem oynadığım için biliyorum. Gerçekten büyük bir hamallık diye düşünüyorum ama yani şimdi hani dünya starları da var orta oyuncu olan ama ha böyle hani ön pozisyona gelip harra hurra ikiye koş dörde koş, ikiye evet, koş dörde evet, koş, hiç pas alama geri dön. Aynen. Ya biz aslında hani ateşleyen, ya en başta blok geliyor zaten hani asıl işimiz o. Ama hani bizi ateşleyen kesinlikle smaç. Hani pasör bir ortayı ne kadar kullanırsa, ne kadar oyuncu tutarsa hani kendimizi o kadar iyi hissediyoruz. Hani bloklarla tabii ki de hani ateşleniyoruz ama smaç da hani işin güzel yanı. Tabii yani topu hani vurup onu şimdi boost ediyor ki ah ben de buraya dönüştüm.
Hey gidi günler hey. En güzel tabii hani hücum etmek. Peki sen o hazdını diyeceğim. Hani çünkü smaçör olan bir insan için evet hani maçat alıp defans yapmak da çok önemli ama hani dediğimiz gibi hücumda topu öldürüp o sayıyı oh, kazandırdım takıma demek çok başka bir duygu. Kesinlikle. Sen onu şu anda sahada tadamıyorsun. Tabii evet tadamıyorum. İlk önce tabii ben bu yıldız takım zamanlarında bunu bir köreltme aşaması yaşadım zaten. Hani artık fiziksel olarak olamayacağımı düşündüm. Hani daha iyi bir gelecek olabileceği için liberoluğu seçmek zorunda kaldım. Neyse ama bunun sonrası mesela şu anda sorarsanız maçlarda inanın yani gerçekten atak yapmaya hiç böyle bir gereksinim duymuyorum. Yani benim yaptığım bir defansa, zor bir defansa eğer kızları öldürürlerse ya da güzel bir şekilde sonuçlanırsa ben çok fazla o keyfi yaşayabiliyorum içinde. Yani daha da çok hatta böyle şey gibi hissediyorsun bazen çünkü hani o defansı ben yapmasaydım hani sen nasıl varırdın? Şakasına yani gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Hani öyle insanlar dışarıdan baktığı zaman acaba liberoluk hani böyle işte sayı alamıyorsun vesaire sıkıcımdır diye düşünüyor ama kesinlikle ben sıkıcı olduğunu düşünmüyorum yani bence keyifli. Ya aslında voleybolu bilerek izleyen için kesinlikle yani o kadar önemli bir şeyken sen topu alamazsan Beyza o topa zaten vuramayacak kesinlikle, yani o yüzden öyle. Bence çok kutsal bir görev liberoluk. Buradan bütün liberoluna sesleniyorum. Hayır, çok kutsalsınız. Smaç aramıyorsunuz diye izlemeyelim bence. Kızlar birini mi bekliyorsunuz? Allah Allah kim geldi ki acaba? Basılık galiba. Ben çok ses mi yaptık acaba? Allah Allah. Seni beklemiyordum. Merhaba. Oo, çekim varmış duydum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Basmaya geldim. Basıldık ey. Merhaba. Aysin ablam sessizliğinizi anlamamıştık ama. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay süper oldu bu. Şimdi tamamlandık diyebiliriz yani. Sizin herhalde. Kızların arasına bir, ben çok duyuyorum adınızı. Evet. Ama bir türlü tanışmak nasip kısmet olmamıştı. Çanakkale'ye gelemediğim için tabii. Benden kaynaklı. Her zaman bekliyoruz Çanakkale'de. İnşallah geleceğim bir gün. Nasıl bu kızların ablası olmak? Vallahi çok keyifli, inanılmaz. Ben onlarla gençleşiyorum bir kere her şeyden öte. İnanılmaz bir enerji buluyorum. Hepsini de çok seviyorum. Ayrı ayrı hepsinin kendine ait özellikleri var. Yani ben aslında tabii yöneticiyim. Ama yöneticilikten çok abla olmaya çalışıyorum işin açıkçası. Bilmiyorum. Hani var mı peki bir sporcu geçmişiniz? Geçmişte tabii üniversite, yani ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar basketbol oynadım. Üniversitede futbol oynadım. Voleybola da bu şekilde girmiş oldum. Amatörce voleybolda oynuyordum öncesinde. Yani sporla her zaman ilgiliydim zaten çocukluktan beri ama şimdi yani oynamak farklı bir şey. Yönetici pozisyonda olmak daha başka bir şey. Bu daha zormuş aslında. Yani tabii kenarda olunca tabii daha zor. Peki hemen Bursa'ya sorayım. Yani böyle bir hani ablanız olması takımda. Herhalde her işinize koşuyor. Kesinlikle mükemmel bir şey bence. Çünkü bir bayanın takımda olması çok güzel. Sonuçta her şeyinizi anlatabiliyorsunuz. Ben zaten bu takıma geldiğimde de hani Aysun ablayı çok fazla adını duyarak geldim. Yani açıkçası hani birazcık namı yayılmıştı diyebilirim aslında. Hani süper. Bir önceki seneden de tabii ki de. Çünkü işte hani kızlara çok iyi motivasyon verdiği yönünde. Hani hep onların yanında olduğuna dair. Ki geldim ve gördüm ki hani her başımı sıkıştığımda arayabileceğimiz biri var ve gerçekten biz Aysun Hanım'ı ben yönetici olarak görmüyorum kesinlikle. Hani Aysun Hanım dediğime bakmayın gerçekten öyle hissetmiyoruz. Hani bu takımda kimse hissetmiyordur eminim. Hani her başımı sıkıştığımda arayabileceğimiz, bizi arkadaş gibi hep yanımızda olabilecek bir insan. Onu çok seviyoruz gerçekten. Diğer kulüplere baktığınız zaman bizi ayıran farklı özellikler var. Barış'ın kenti diyoruz. Bir kere biz çok şanslıyız. Çünkü belediye başkanımız sporla inanılmaz ilgili. Çok düşkün. Haftada 3 kere belki zaman zaman antrenmanlara geliyor. Maçlara geliyor mu diyecektim. Antrenmanlara geliyor. Antrenmanlara, maçlara geliyor. Maçlara zaten geliyor. Çok heyecanıyla birlikte katkı veriyor. Her anlamda. Biz tabii belediyenin bir takım olduğumuz için belediyeden çok ciddi katkı alıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Kulüp başkanımız yıllardır 15 yıllık bir tecrübesi var. Bizler de son dönemdeki yöneticiler olarak onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. İsmet Başkan'ı da burada anıyorum. Diğer yönetici arkadaşlarım da hani ben voleybol şube sorumlusuyum ama biz bunu profesyonel olarak yapmadık. Tamamen gönülden, içten ve bence bizi diğerlerine ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bir de şey soracağım ben kıza. Şimdi hani Aysun abla yabancı diye onun yanında sorabilirim. Yani çok güzelsiniz maşallah diyorum. Maşallah. Allah sahiplerinize bağışlasın da. Sosyal medyada nedir size tepkiler? Ben senin hayranlarım var diye duydum.
Evet. Öyle duydum vallahi duydum. Nerede bu hayranlar? Gerçekten böyle hani Çanakkale küçük bir şehir dediniz. İlgi alaka da herhalde o küçük olmanın verdiği şeyle daha da artış. Evet. İstanbul'da kim kimin ne yaptığını bilmediği için çok fazla seyirci de olmuyor buradaki maçlarda. Ama sizin maçlarınız dolup taşıyordur. Nasıl tepkiler alıyorsun genel olarak çevrenden? Ya genel olarak çok güzel tepkiler alıyorum açıkçası. Ya Çanakkale'de hani bilinçli bir izleyici var. Hani ailesiyle gelen, hatta kimi zaman emekli olup hani öyle yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz geliyor, öğrenciler geliyor. Hani güzel bir seyircimiz var. Hatta bir maçtan sonra bir aileyle küçük bir diyalogum olmuştu. İstanbul'da Eczacı maçına gelmişler. O maçı izliyorlar. Önümüzdeki hafta Bursa'da sizinle olacağız. Sizi orada da destekleyeceğiz dediler. Hani o şekilde biz nereye onlar oraya. Hani çok mutlu olmuştum açıkçası. Bayağı işte amatör yani, ruh dediğim bu işte. Hiçbir kulüpten bir beklentisi olmayıp kendi aracıyla deplasmanlara gelen seyircilerimiz var bizim. Biz de organizasyon yapıyoruz, gidiyoruz ama yani demek ki o duyguyu da kızlarımız izleyenlere de yansıtıyor. Yani bir takım şeyler tabii başarıyla birlikte de daha da keyifli hale geliyor. Sonuçta sporda ya kaybedeceksin ya kazanacaksın. Aynen. Ama ben kızlarıma her zaman hep şunu söylüyorum. Asıl kaybettikleri zaman onlara mesaj atıyorum mesela. Çünkü önemli olan mücadele etmek. Kaybedebiliriz. Ama sadece kentimize, kendilerine, kulübümüze yakışır bir şekilde mücadele etsinler. O bizim için yeterli. Peki son olarak, ya bu sohbet akar gider. Keşke çok süremiz olsa. Sabaha kadar konuşsak. Kesinlikle. Böyle kız kıza çok güzel çok oldu. Çanakkale diyeceğim. Hı-hı. Üçünüzden de üç kelime isteyeceğim. Yani üçer tane. Çanakkale deyince aklınıza gelen ilk üç kelime. Buse'den başlayayım. Küçük İzmir. Direkt benim için Küçük İzmir'i çağrıştıran bir şehir yani. Ben de mi? Evet. Barış, sevgi, dostluk. Güzel. Benim için mavi, huzur. Başka? Martılar. Üç kelime mi söylüyorduk? Pardon. Martılar. Her birimizden birer tane zannettim. Kordon. Çünkü yeni kordon da var. Eski kordon da var. Yani benim... Kordon mu var Çanakkale? Evet. O yüzden Küçük İzmir dememin nedeni o zaman. Kordon boyu var. Özellikle akşam üzeri çok keyifli. Çanakkale'ye gelmeyelim. Ama sizin muhakkak gelmeniz lazım. Evet. Bir maçımıza gelin. Bir maçımıza aynen. gelin. Evet, bir balık kesin. Yedirelim sizi. Aynen. İnşallah. Çok, sen söyleyeceksin mi iki kelime daha? Söyleyeyim mi? Valla benim de aklıma balık gelir sanırım. Aa evet. Ondan sonra mavi gelir benim de. Küçük İzmir dedim ama huzur bir de. Huzur belki bir yer. Belki adalar. Adalar. Bir Bozcaada zaten. Bozcaada yıkılır. Ona yıkılır. Ayrı bir program yapalım. Aynen aynen. Yazın adada yapalım. Evet. Ay Bozcaada'da tamam ya. Hem ben bayıldım bu sene. Gittim ve inanılmaz güzel. Güzeldi. Gökçeada'mız da çok güzel. Oraya evet gidemedim. Bence yani gelin iki adayı da bir turayı. Gezelim. Ayrı aynen, bir program tamam. yapalım. Aynen. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Hep gülün. Çok güzel gülüyorsunuz çünkü. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize bu fırsatı tanıdığınız için sağ olun.